Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimiz bir iki yaş grubundaki kızlarımız için uygun bir çalışma. Bel kısmından lastik olarak örmeye başladık. Modelimizi uygulayarak etek kısmımızı tamamladık. Şuradaki bölümümüzde 1-2-3... 4 tane olan yani 4 sıramızda ara zincir olarak 2 zincir kullandım. Daha sonrasında da aradaki buradaki zincirimi 3 zincir olarak kullanarak birazcık genişlik verdim. Trabzan sayısında herhangi bir artış yapmadım. Ve son olarak eteğimizi bir defa alt kısmını bir defa başını dolayıp tek seferde çektim. Bütün trabzan arasında ve bu şekilde e, tamamladım. Şimdi daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız için hemen e, bilgimizi verelim. you <laughs> nasıl yapacaklarını anlayarak başlarlarsa çok güzel olur. İstediğiniz büyüklüğü olabilir. Dilerseniz kendinize kadar bile büyütebilirsiniz. Burada yapacağımız tek işlem bel lastiğini öreceğimiz çocuğumuzun ya da kendimize kime öreceksek onun beline göre büyütmek. Yani bel ölçüsünü düzgün bir şekilde büyük ölçü şeklinde örelim. Daha sonra altına modelimizi uygulayalım. Sık yani çok dökümlü isteyenler modelimizi sık sık yerleştirsinler. Daha bu şekilde normal isteyenler ise birazcık daha aralıklarla yerleştirebilirler. Evet bu ayrıntılarımızı hatırlattıktan sonra ölçülerimize bakalım. Çeviriyorum. Etek boyumuzu alalım. Yeterlidir. Etek boyu 23 santim. Bel lastiğimize bakalım. 19 santim. Hemen elimizin ilki 23. Daha sonrasında bakınız. 29 şöyle düzelttiğimizde 29 en son etek ucu ise 34 santim tabi bunlar örgü olduğu için esneme payı olduğunu unutmayalım Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel eteğimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin Belimizin lastiği için zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. Bir tane düğmemi attım ve şöyle gevşettikten sonra ilmeğimi 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimizi çektikten sonra bir ikinci zincir içerisine gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincirin içerisine geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine girip tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Başını doluyorum. Bütün zincirlerimizin hepsine birer defa olacak şekilde giriyorum. Başını doladım bakınız. Giriyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine aynı yere iki defa batmayalım onun için şöyle bakıyorum bakınız. Hepsine birer birer batarak sona kadar geliyorum. Başını doladım. En son zincirimi de tek seferde çektim. Evet şöyle gördüğünüz gibi bütün e, trabzanlarımızı ördük birer seferde. Bir zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum ve bu kez dıştaki katına bakınız hemen dibindekinin dıştaki katına giriyorum. Şöyle görelim. Bakın şu dibindeki dıştaki katına girip dıştaki katından alıp kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakinin dıştaki katını ikisini aynı anda almıyorum. Tekrar başını doluyorum. Dıştaki katını alıyorum. Tamamın başını dolayıp dıştaki katını alıyorum. Tek katını bırakıyoruz. Bakın bu taraftaki, kendimizden taraftakini bırakıp diğer taraftakini girerek örüyoruz. Kendimizden taraftaki böyle çizgi gibi kalıyor. Ve devam ediyorum bitene kadar. Başını doladım tek seferde ve son olarak zincirimin de tepesine şu şekilde girerek batıyorum çekiyorum ve bir tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve tamam başını doluyorum hemen dibine batıyorum hemen dibine bakın şuradaki bölümümüz zincirimize değil yanındakini batıyorum. dıştaki katından yine alıyorum 1 2 3 4 bakın 5 6 7 ve en sonuncu yine örüyorum en sonucunda yine dış dakikadan alıyorum 8 bir tane zincir çekiyorum çeviriyorum hep aynı işlemi yapacağız istediğimiz uzunluk gelene kadar hemen dibindekine batıyorum bakın zincirimizi saymıyoruz trabzandan sayıyoruz 1 8 olacak 2 3 dıştaki katlar hep 4 5 6 7 ve 8 en sondakinde örüyorum Toplamda 8 tane trabzanımızı bir zincir çekip çeviriyorum. Hemen ilkine yine dıştakine batıyorum. Ve istediğim ölçü olana kadar hep dışından alarak örüyorum. Şu şekilde lastiğimiz olacak. Lastiğimizi örerek bitirdim. Şu şekilde bayağı bir uzun ördüm bakın. Şöyle bırakıyorum ve ölçüsüne birlikte bakalım. Mezurumu koyuyorum üzerine bıraktım bakınız 38 santim lastiğimin uzunluğu sizler daha büyük de yapabilirsiniz öreceğimiz çocuğun beline göre ayarlayabilirsiniz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz 4-5 yaşına kadar da büyütebilirsiniz önemli olan lastiğimizi hangi yaş grubuna örüyorsak ona uygun belimizi çalışalım modelimizde herhangi bir farklı işlem yapmayacağız aşağıdan ne kadar örersek örelim yukarı büyük olduktan sonra modelimiz aynı şekilde aşağıya doğru ilerleyecek. Evet şimdi birleştirme işlemini yapalım. Bakın şu şekilde tuttum. Bakın şöyle ilmeğimi alıyorum. Buradan şöyle tutalım. Şuradaki bakın ipim yukarıda kaldı. Sizinki orada aşağıda da olabilir. Şu düz çizgiyi görmekteysiniz. düz çizginin üzerine getiriyorum ilmeğime bakın düz çizgi şu şuradaki saç örgüsü gibi olan yerin en üzerine geliyorum batıyorum ve belimi birleştiriyorum ben küçük yaş grubu için örüyorum bir yaş grubu falan ancak olacaktır daha büyük örülecekler dediğim gibi lastiğimizi büyük başlasınlar bir tane zincirimi çekip burayı sabitliyorum tığımın başını doluyorum hemen modelimizi uygulamaya başlıyorum bakın hemen dibindekine değil bir yanına giriyorum bir trabzanım örüyorum. Bir aynı yere ikinci trabzan aynı yere üçüncü trabzanım örüyorum. İki tane de zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. İkili trabzanım örüyorum. Bir, iki ve üç. Aynı yere üç tane trabzan, iki zincir, üç trabzanımı ördüm. Ve hiç zincir çekmeden bakın 1, 2 atlıyorum. Şuradaki düz, şu düzün işaretin üzerine gelerek batıyorum. Daha sık kullanmak isteyenler daha yakına da batarlar. Hiç zincir çekmeden direkt battım. Tığımın başını doluyorum. Bir tane sık iğnemden sonra yine şu düzün hemen yanına batıyorum. Bakınız düz fazla uzak olacak. Göz kararı ayarlıyorum. Buraya 1, 2, 3 tane trabzan 2 zincir tekrar başını doluyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 3. trabzanın bittikten sonra şuradaki bakınız örgü olan yere gelerek direkt sık iğne olarak batıyorum. Sadece batıp çekiyorum. Zincir falan çekmedim. Direkt battım. Şimdi yaptığımız işlemi uzağa gitmeden bakalım. Burayı birleştirdikten sonra biraz ilerledim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ördüm ve yine tığımın yatış yerine uygun olarak bir tane sık iğne ördüm. Bir sık iğne ördükten sonra biraz yine ileri şekli ileriye gidip 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ördüm ve yine bir tane sık iğne ördüm. Buradaki modelimizi ne kadar yakın koyarsak eteğimiz o kadar dökümlü olacaktır. Aha. Böyle normal aralıklarla ise normal çan şeklinde olacaktır. Tığımı başını doluyorum. Şimdi şuraya batıyorum. Bakın bu tamamen kendi isteğimize göre eteğimizin bol ya da daha şöyle düz inmesini kendimiz ayarlıyoruz. 3 tane zincir bir çektim? 2 tane trabzan. Tekrar 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi bunu daha yakın batacağım. Bakın buraya değil biraz daha yakınına batıyorum. Etek olacağı için çok da e, dümdüz olmasın. Tığımın başını doluyorum. Şöyle araya batıyorum. Bakınız uzağa gitmiyorum. Hemen yakınına döküm istiyorum biraz. 3 tane trabzanımı örüyorum. Burası önemli. Çünkü bu eteğimizin dökümlü olup olmamasını bu ilk sıramızda belirliyoruz. Ne kadar sık o kadar dökümlü ve güzel yanına batıyorum bakın hemen yakınındayım gördüğünüz gibi şurayı biraz rahat yaptım burayı daha sıkı yapıyorum tığımın başını dolayıp yine hemen yakınına bakın ne kadar yakınına yaptım 3 tane trabzanla örüyorum 2 ve 3 2 zincir tekrar 3 tane trabzan bu sıramızı tamamen bu işlemimizin tekrarıyla yapıyoruz. Dibine batıyorum. Bakın yakın yere. Tekrar tığımı doluyorum. Hemen yine yakınına batıyorum. Bakın ne kadar yakın yakın koydum. Çünkü biraz dökümlü olsun istiyorum. 3 2 zincir. Evet şimdi tekrar aynı şeyleri hatırlatıyorum ama ne kadar sık yaparsanız o kadar eteğiniz dökümlü olur. Bakın burada ne kadar sık sık. Şurası ise daha rahat. Şöyle biraz daha birbirine yaklaşık bir şekilde yapalım. Ve sona kadar gelelim. Evet modellerimizi üçer trabzan, 2 zincir, 3 trabzan aralarına da sık iğne koyarak yerleştirdim. Şöyle elimden geldiğince sık yerleştirmeye çalıştım. Sizler daha dökümlü isterseniz daha da sık çalışabilirsiniz. Başlangıç yerimizin bulunduğu noktadayım iki tane bakınız şurada üç tane trabzan ördüm şuraya gelip batıyorum bir tane sık iğnemi buraya örüyorum sık iğnemi ördüğüm yerden 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum şöyle biraz ilmeğimi uzatıp 1 2 uzatılmış bir şekilde iki defa da aldığım trabzanı örüyorum ve sonrasında bir, 2 zincir çekiyorum şuradaki İki zincirin içerisine alttan girerek bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu aşağıdaki sık iğnemin içerisine girerek şöyle uzattığım trabzanımı örüyorum. Bir defa şöyle tutuyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir katını örüyorum. Diğer katını birlikte çekiyorum. İlkinde birincisi zincir olduğu için trabzanlarımızı ve zincirimizi ayrı ayrı tek olarak örmüştük. Şimdi iki zincirimi yine çekiyorum. Buradaki iki tane araya giriyorum, zincirin altından sık iğne. İki zincir çekiyorum, bir sık iğne, bir şu uzatmalı trabzan grubumuzu bu sıramızda örüyoruz. Tığımın başını doluyorum, araya giriyorum, bir trabzan örüp bekletiyorum. İkinci kez giriyorum, bir katını örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum, araya sık iğne. İki zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Bir. ikinci kez trabzanımı alıyorum. Bütün hepsini yani iki trabzanımı aynı anda kapatıyorum. Ve bu sıramızı bu şekilde sona kadar örüyoruz. Sıramızın başına kadar geldim. İkişer zincirimi çektim. İkili trabzanlarımızı uzatarak ördük. Ve buradaki iki zincir içerisine birer sık iğnemizi ördük. Ve başa kadar geldik. Şurada zincirimizde başladığımız bölümümüz vardı. Şimdi bunun üzerine gelip batıyorum. Şu şekilde kaydırıyorum ilmeğimi. Böyle kaydırdım bakın. Şimdi buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak üç tane trabzanımı örüyorum. Modelimizi kaydırdık. Bu trabzanlarımızın üzerine modelimizi kuracağız. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan 2 ve 3 Evet 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı bu uzatmalı trabzanımın üzerine ördüm ve ilk baştaki 3 zincirimizin bulunduğu noktaydı burası ve sık iğnemin üzerine gelerek yine sık iğne olarak batıyorum buradaki uzatmalı trabzanımın içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 zincir 3 trabzan 2 ve 3 bakın uzatmaların üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan sık iğnemin üzerine sık iğne şimdi uzatmaya geldim uzatmamızın üzerine yine 3 tane trabzanımız İki zincirimiz, üç trabzanımız örelim ve bu ikinci sıramızı da yani üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Modelimizin üçüncü sırasını tamamladık. Bir sıra trabzanlarımızla modelimizi kurmuştuk. İkinci sıramızda iki uzatmalı trabzan, iki zincir, bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne uzatma şeklinde şöyle devam etmiştik. Ve üçüncü sıramızda üç trabzan, iki zincir, üç trabzanımızı ördük. Ve şöyle eteğimizin açılımını görmekteyiz. Bakınız. Çok güzel oldu. Sizler dilerseniz daha sık da yerleştirebilirsiniz. Ne kadar sık yerleştirirseniz o kadar daha dökümlü, daha açık olacaktır. Şimdi sıramızın sonuna kadar geldim. Bakın başlangıç yerindeyim. En son sık iğnemi battım. Trabzanlarımı ördükten sonra sonra buradaki ilk trabzan grubunun tepesine geçiyorum. Ve birer birer bakın tepesine geçtim. Kaydırma işlemi yaparak ortaya kadar ilerliyorum kaydırdım ortadaki zincirimin bulunduğu yere sık iğnemi örüyorum ve buradan bir iki zincir çekiyorum iki tane grubumun arasındaki sık iğneye girerek şöyle uzattığım trabzanımı örüyorum ikinci kez yine uzatıyorum hepsini tek bir seferde alıyorum ve iki tane zincir çekiyorum iki zincirin altından girerek sık iğne iki zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum uzatıyorum bir araya giriyorum uzatıyorum iki ve hepsini birlikte kapatıyorum iki zincir çekiyorum ve yeniden sık iğnemin altına giriyorum Evet sıralarımızı bu şekilde tekrarlayarak ilerliyoruz biraz aynı işlemlerin tekrarıyla büyütelim İteğimizi örmeye devam ediyoruz. Bakınız yukarıda başladığımız şekliyle örüyoruz. Sadece tek yapmış olduğumuz işlem şuradaki bölümden sonra bir bakın birinci modelimizi kurmuştuk. İkinciyi ördük. Üçüncüyü, dördüncüyü de yaptıktan sonra bu aradaki zincir sayımız ikiydi. Daha sonrasında zincir sayısını 3'e çıkardım ve buradaki şu görmüş olduğunuz genişlik sadece aradaki iki değil 3 zincir çekmemle oldu. Yine trabzan sayısı şöyle yakından göstermek istiyorum. 3 tane trabzanımız araya 3 zincirimiz girdi. 3 trabzanımız bakınız hepsinde 3 trabzan 3 zincir aşağıya doğru. 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan ve yine 3 trabzan 3'er trabzanlarımızı görmektesiniz. Bakınız şunlar ara şeyleri diğer tarafa diğer sıradaki zincirimiz aslında biz üçer tane trabzanımızı örerek eteğimizin boyu istediğimiz ölçü olana kadar ilerletiyoruz bir de şöyle göstereyim bakınız daha güzel görünecektir bu şekilde 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan yukarıdan 2 zincir çekmiştik biraz ölçümüzü büyüttükten sonra üçer üçer ördüm ve örgüm yeterli ölçü olunca son sırasını örerek tamamlayacağız eteğimizin açıklığı da gayet yeterli Eteğimi istediğim uzunluk ölçüsü olana kadar örerek geldim. Bu ölçü benim için yeterli. Şimdi şuradan itibaren bir son sıra geçmek istiyorum. Birleştiriyorum. Başlangıç yerime ilmeğimi şöyle alıyorum. Bir tane zincir çekip arkasını çeviriyorum. Bakınız eteğimizin arkasını çeviriyoruz. Hep ön yüzden örmüştük. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki trabzana girip tek seferde çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. Diğer trabzan aralığına giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Ortadaki zincirimin içerisine 1 2 3 defa aynı işlemimi yapıyorum. Sonrasında tekrar doluyorum. Diğer trabzanın tam aralığına giriyoruz bakınız. Diğer trabzanıma giriyorum. Diğer trabzan boşluğuna giriyorum. Tek seferde başını dolayarak her birinin aralığına giriyoruz ve 3 zincir çektiğimiz yere 3 tane trabzanımızı örüyoruz 1 ve bu, bu işlemimizi eteğimizin arkasından çalışıyoruz 3 defa girdim atıyorum diğer tarafa doğru usul usul geçiyorum sadece başını dolayıp tek seferde rahat bir şekilde çekiyorum ortaya geldim 1 2 ve 3 diğer trabzan aralığına geçiyorum ve bu şekilde sona kadar ilerliyorum bakınız önden duruşu da bu şekilde önden bu şekilde daha güzel durmakta arkadan ördüğümüz zaman şimdi tekrarlarımızı yaparak sona gelelim Başını dolayıp tek seferde ördüğümüz trabzanlarımızın sonuna kadar geldik. Başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyiz. İlk başladığım yere geliyorum. Tığımın başını batırıp ilmeğimi içinden geçirip bir tane zincirimi çektikten sonra makasımla ipimi kesiyorum ve eteğimin alt kısmını bu şekilde tamamlıyorum. Önden bakınız şöyle çok çok güzel durmakta arkasından ördüğümüz için. Şimdi ipimizi kesip içeriye gizleyelim. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve altta kalan şöyle tuttuğumuz zaman bakınız bir tanesi üstte bir tanesi altta kalıyordu. Altta kalan tarafa gelerek batıyorum. 1 2 3 zincir çekip aynı yere bir tane kirpik yapıyorum. Ve şöyle biraz ileriye tığımızın ucunun götürdüğü kadar batıyorum. Ve 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Hemen arkasına sık iğneyi yaptığım yerin Ardına gelerek batıyorum. Ve biraz ileriye gidiyorum. Sık iğnem örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra sık iğnemin ardına şöyle ardına bakınız geçerek batıyorum. Kapatıyorum. Şöyle tığımın ucuyla biraz ileriye gidiyorum. Sık iğnem örüyorum. 1 2 3. Ardına giriyorum tekrar biraz ileriye geçiyorum 1 2 3 ardına batıyorum ve kirpiklerimizi bu şekilde örerek sona kadar getiriyoruz İşlemlerimizin tekrarıyla bakınız bu şekilde örmeye devam ediyoruz şöyle Birimizin kirpik kısmını örerek tamamladık. Sona kadar geldik. Şu kısma bir tane de ilik çalışması yapalım. Düğmemizin karşılığında olsun. Dilerseniz iki tane olarak da örebilirsiniz. En son kirpiğimden sonra batıyorum. 1 2 3 dört. Dört tane zincir çekip biraz ileriye geçiyorum. Şöyle bir tane basit ilik çalışmamı yaptım. Tabi kullanacağınız düğmeye göre daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Yanına da sık iğnelerimi örerek tamamladım. Bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve kirpik kısmını bel kısmımızda tamamlamış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir tane de düğmemi diktim ve eteğimi kullanılmaya hazır hale getirdim çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de bu güzel eteği örersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.